Merkezi Çınarlı Köyü'ne bağlı Armutluk Yamacı çevresinde 3 köpek ölü bulundu. Çınarlı Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan 46 yaşındaki Selami Aksoy, köy halkı adına bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti. Aksoy, köpeklerin zehirlenerek katledildiğinden şüphelendiklerini bildirdi. Lan zehirler de burada. Çınarlı Köyü'nde yaşayan ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan 46 yaşındaki Selami Aksoy, 3 köpeğini Armutluk Yamacı mevkiinde ölü olarak buldu. Aksoy, etrafta siyah poşetler içinde et parçaları attıklarını görünce köpeklerinin zehirlendiğini anladı. Ton TV'ye telefon ederek ihbarda bulunan Aksoy, aynı anda jandarmayı da aradı. Fakat jandarma ekiplerinin saatlerdir gelmediğinden yakındı. Görüşlerini aldığımız hayvan yetiştiricisi Selami Aksoy, 4-5 yıl kadar önce bir şahsın civarda çiftlik kurarak hayvan yetiştiriciliği yaptığını, çiftliğe arada gelen bu şahıs geldikten sonra etrafta hayvan ölümlerinin yaşanmaya başladığı iddialarında bulundu. Bugüne kadar aynı bölge yakınlarında 4 yılda yaklaşık 20 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasında da bulunan Aksoy, yaşanan olayları şöyle anlattı. Ben Çınarlı Köy'den Selam Aksoy, hayvan yetiştiricisiyim. Islak Halk Elinde projede sahnen hayvan yetiştiricisiyim. Burada biz 40 sene, 45 senedir bu işi yapıyoruz. Sürülerimizin köpekleri devamlı yaşıyor. Bu arkadaşımız buraya geldi 4 sene, 5 senedir. Bu hayvanlarımız sürekli, çoban köpeklerimiz sürekli ölüyor. Bunu biz yetkili kişilere bildiriyoruz ama bu arada bu arkadaşlar duyarsız kalıyor. Onun için bizim çok gücümüz üzülüyor, moralimiz bozuluyor. Sürü hayvanlarımızı koruyacak amaçlı beslemiş olduğumuz köpeklerimizi zehirleyerek burada görmüş olduğumuz halde bu hayvanlarımız ölüyor. Buna biz bir çare istiyoruz, bir korumak istiyoruz yani. Diyeceklerim bu kadar. Ben şu arada da söyleyeyim, bu 4 senedir, 5 senedir devam ediyor. Ben şu anda şurada 2 saat oldu jandarmayı aradım. Daha hala olay yerine intikal edecek. Burada bu için bizi ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yardımcı olmaları gerekiyorsa o şekilde bize yardım etsinler. Yoksa çok gücümüz üzülüyor yani. Çok moralimiz bozuluyor. Hayvanlarımızı korumayacak bir hayvan köpek yetiştiremiyoruz. Onun için çok mağdur durumdayız. Bize bir yardım. Görevli arkadaşlarımızdan. Ettik, şikayet ettik. Bize dediler ki şahit olmadığı için, işte bir delil olmadığı için bir şey yapamıyor dediler. Daha bundan büyük bir delil yoktur. Burada daha önce biz 40 senedir, 45 senedir yaptığımız için böyle bir şey yaşamadık. Bu arkadaş buraya geldikten sonra bu olay devamlı sürekli her zaman tazeleniyor. Burada bizim hayvanlarımız devamlı merada yayılıyor. Bir canavar, bir yırtıcı, hiçbir şeye karşılaşmadık. Hiçbir şey de görmedik. Bu arkadaşımız buraya işte sürüsüne köpek geliyormuş, canavar geliyormuş niyetiyle buralara bu şeyi, ilacı atıyor. Kendisi kayboluyor. 10 gün, 15 gün sonra geliyor. Bu olay burada gerçekleşiyor yani. Yetkililerin şahit olmadığı için müdahale etmemeleri üzerine Çınarlı Köyü'ndeki vatandaşlar köpekleri için mücadeleyi sürdürüyor. Yaklaşık 40 senedir keçi yetiştiriciliği yapan Selami Aksoy, bu hayvan zehirlemelerinin son bulması için yetkililerden yardım istedi. Yaz kış devamlı, yıl 12 ay devamlı bu olay yaşanıyor. Peki hayvanlarına zarar geldiğini mi iddia ediyor? Yine tabii buraya hayvanlar kapalı olduğu için. Siz konuştunuz mu? Ya kendisi işte konuştuk, ben yapmadım diyor, başka bir şey demiyor. Çünkü burada kendisi hayvanlar kapalı, böyle geniş arazide şurada görmüş olduğunuz yerde. Çoban yok, başında kişi yok, koruyacak bir şey yok. İşte yavrular hayvanlar yabani köpek yiyor veya çakal veya tilki vesaire kurt kuş yiyor diye bu şeyi yapıyor. Onun için biz burada hiç öyle bir şey yaşamadık. Bizim hayvanlarımızı ne canavar, ne kurt, ne yaban köpeği hiçbir şey yemedi. Ama işte gördüğünüz gibi bize çok büyük bir zararı, çok büyük bir üzüntüsü oluyor yani. Hayvan Severler Derneği'ne de şikayet ettik.
Gelip baktılar, gördüler ama hep şahit istiyorlar bizden. Biz şimdi burada devamlı sürekli bekleyip onu takip edemeyiz. Onu ancak yetkili kişiler bu işe el atması lazım. Ne gerekiyorsa, nasıl bir şekilde ispatlanmak istiyorsa biz onun için onlardan büyük bir yardım istiyoruz yani.